Okyanus dünyanın en büyük canlılarından bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Bu yaratıklardan bazıları hala gizemlerini koruyor. Okyanusta yaşayan ve gizliliği seven bir canlı ile ilgili bilgi edinmek zordur. Bugün keşfedilen su canlıları hakkında konuşalım. Dev kalamardan katil balinalara ve güneş balıklarına kadar işte insanlar tarafından keşfedilen en büyük 10 deniz canlısı. Güneş balığı. Mola mola olarak da bilinen güneş balığı kemikli balıkların en ağırıdır. Güneş balıklarının mermiye benzeyen çarpık şekilleri arka yüzgeçlerinin hiç büyümemesinden kaynaklanır. Muazzam yaratık olgunlaştıkça arka yüzgeç kendi içine katlanır ve yuvarlak bir dümen oluşturur. Latince mola kelimesi okyanus güneş balığının dairesel şekline atıfta bulunur. İfade eder, gümüşü bir renkleri ve sert bir dokuları vardır. Bu balıklar hem ılıman hem de tropikal okyanuslarda bulunabilir. Büyük sırt yüzgeci suyun üzerine çıktığında genellikle köpek balığı sanılırlar. Dişleri gaga benzeri bir yapıdadır ve küçük ağızlarını tamamen kapatmalarını engeller. Bu dev kuyruksuz balık yüzen baş olarak da bilinir. 3.2 metre uzunluğunda ve inanılmaz ama 2300 kilogram ağırlığındadır. Kuyruksuz bir balığın nasıl yüzdüğünü merak ediyorsanız kendisini itmek için güçlü yüzgeçlerini kullanır. Ayrıca bu yüzgeçlerle yan yana yüzebilir. Güneş balıkları genellikle yalnızdır. Ancak büyük karınlarını doldurmak için okyanus tabanını temizlerken gruplar halinde de görülebilirler. Güneş balığı diyetinin büyük bir kısmı deniz anası ve planktondur. Bu balıklar hem ılıman hem de tropikal okyanuslarda bulunabilir. Kürek balığı. Olağan dışı bir şekle sahip kürek balığı uzun gövdesi nedeniyle deniz yılanı veya ejderha olarak da bilinir. Bu balıklar dünyanın en uzun kemikli balıklarıdır ve yüzeyin yaklaşık 1005 metre altında yaşarlar. Okyanusun derinliklerinde yaşadıkları ve nadiren yüzeye çıktıkları için neredeyse hiç canlı görülmezler. Onlarla ilgili bilgimizin çoğu kıyıya vuran veya balıkçılar tarafından yakalanan örneklerinden gelmektedir. Kürek balıkları 8 metre uzunluğundadır ve pulsuzdur. Ayrıca karanlık tenha ortamlarında görmelerine yardımcı olan büyük gözleriyle de tanınırlar. Devam etmeden önce sizin için bir meydan okumamız var. Önümüzdeki 5 saniye içinde kanalımıza abone olur ve zil simgesine basarsanız 10 yıllık inanılmaz şans kazanırsınız. Deneyin, gerçekten işe yarıyor. Kuzey Pasifik Dev Ahtapotu. Kuzey Pasifik Dev Ahtapotu kafadan bacaklar sınıfının büyük bir üyesidir. Bu devasa ahtapotun dairesel yayılımı 9,5 metreden fazladır. Ahtapot tipik olarak kırmızımsı kahverengidir. Ancak tehdit altındayken veya kamuflaja ihtiyaç duyduğunda renk değiştirebilir. Kuzey Pasifik Dev Ahtapotu kavanozları açabilen, labirentlerden çıkabilen ve oyuncaklarla oynayabilen zeki bir yaratıktır. Geceleri karides, istiridye, ıstakoz ve balık avlarlar. Aynı zamanda köpek balıklarına ve kuşlara saldırıp yedikleri keskin gaga benzeri ağızlarıyla kurbanlarının etini delip yırttıkları da bilinmektedir. Kuzey Pasifik Dev Ahtapotu Alaska'dan Japonya'ya kadar Pasifik'in her yerinde bulunabilir. Manta Vatozu. İspanyolca'da manta kelimesi battaniye veya pelerin anlamına gelir ve vatozun üçgen göğüs yüzgeçli büyük gövdesine atıfta bulunur. Manta vatozları başlarının önden yukarı doğru uzanan boynuz şeklindeki iki yüzgeç nedeniyle deniz şeytanı olarak da bilinir. Daha küçük olan resif manta vatozu ortalama olarak 3.3 metre genişliğinde etkileyici bir yüzgeç açıklığına sahiptir. Ancak en büyük vatoz türü olan manta vatozunda bu açıklık 8.8 metreye kadar çıkabilir. Yani kabaca 4.5 Michael Jordan eder. Diğer birçok büyük deniz canlısı gibi manta vatozu da çoğunlukla zooplankton yer, ancak büyük oldukları için aptal olduklarını sanmayın sakın. Bu yaratıklar herhangi bir okyanus yaratığından daha büyük bir beyne sahipler. Aslan Yelisi Deniz Anası. Aslan yelisi deniz anasının gezinmeyi tercih ettiği açık okyanuslarda fark edilmesi oldukça kolaydır. Bazı bireyler 36,5 metre uzunluğa varan dokunaçlarıyla mavi balinaya bile rakip olabilirler. Aslan yelisi adını göbek şeklindeki gövdesinin altından sarkan uzun, yele benzeri dokunaçlardan almıştır. Bu deniz anası soktuğunda çok acı verebilir ve dokunaçlarının uzunluğu nedeniyle yüzücüler kaçınmakta genellikle zorlanır. Tek bir aslan yelisinde 1200'e kadar dokunaç olabilir. Dev kalamar.
Dev kalamar dünyanın en uzun kafadan bacaklarından biridir. Dünyanın en büyük omurgasız olmasına rağmen bilim insanları hala dev kalamar hakkında pek bir şey bilmiyor. Bu gizemli devlerin bulunan en büyük örneği 18 metre uzunluğunda ve neredeyse 1 ton ağırlığındaydı. Bu inanılmaz derecede zor görülen yaratıkları doğal ortamlarında görme şansını yakalayan bilim insanlarının sayısı çok azdır. Yani bu yaratık hakkında çok fazla bilgi yok. Bu devasa kafadan bacaklının beslenme dokunaçları 9 metre uzağa kadar uzanıp avlanabilir. Dev kalamar, Kraken efsanesiyle bağlantılı olduğu için deniz canavarı efsaneleri dünyasında da oldukça ünlüdür. Katil balina. Ork olarak da bilinen katil balinalar gezegenimizin en büyük yunuslarıdır ve en güçlü yırtıcılarından biridir. Siyah ve beyaz renkleri tırmanmalarını kolaylaştırır. Katil balinalar zeki ve sosyal yaratıklardır. Kendilerine özgü bir dilleri vardır ve çeşitli iletişimsel sesler çıkarırlar. Her sürünün üyelerinin uzaktan bile tanıyabileceği kendine özgü sesleri vardır. Katil balinalar diğer balinalar da dahil olmak üzere yakınlardaki hemen hemen her yaratığı avlar ve yer. Gezegendeki en yaygın memeli oldukları bilinmektedir. İspermeçet balinası. İspermeçet balinası dişli balinaların en büyüğüdür ve yaklaşık 24,5 metre uzunluğundadır. Balinanın vücudu bir savaş başlığı şeklindedir ve buruşuk bir ciltle kaplıdır. İspermeçet balinasının kün kafası vücut uzunluğunun 1/3'ünü oluşturur. Kafa boşluklarındaki mumsu maddeye spermaçeti denir. Bu madde eskiden insanlar tarafından lambalarda kullanılmıştır. İspermeçet balinaları memeli oldukları için akciğerleri vardır ve havayı soluyabilir. Kafasının önüne yakın bir hava deliğinden nefes alıp verir ve yoğun nemli bir tür sis çıkarır. Uzunluğu 8 katlı bir bina kadardır. Çıkardığı ses su altında 230 desibele ulaşabilir. Bu da karadaki 170 desibele eşdeğerdir. Yani kulağın birkaç metre yakınında ateşlenen bir tüfekle aşağı yukarı aynı miktarda ses çıkarır. Yaklaşık 41 ton ağırlığındadır ve gezegendeki en büyük beyne sahiptir. Balina köpek balığı. Bu görkemli devler okyanuslarda kargaşa çıkarmayı ve kendileriyle yüzen insanlarla oynamayı sever. Balina köpek balıkları 12 metreden daha fazla uzunluğa ulaşan en büyük balıklarından biridir. Neyse ki insanlarla veya diğer deniz canlılarıyla değil, planktonla beslenirler. Devasa ağızlarını küçük bitki ve hayvanları toplamak için kullanırlar. Çok uzun olduklarından bu balıkların su yüzeyine yakın yüzerken gökyüzünden kaçması imkansızdır. Kendilerine özgü binekleri direkt gözünüze çarpacaktır. Köpek balığından çok balinaya yakın bir tür olan bu balıklar, dünyanın bazı bölgelerinde hala avlandıkları için tehlike altında olarak sınıflandırılmaktadır. Mavi balina. Çoğumuz muhteşem mavi balinaların fotoğraflarını görmüştür. Ancak onları karşılaştıracak bir ölçek olmadan ne kadar inanılmaz derecede büyük olduklarını anlamak zordur. Mavi balina, dinozorların yanında cüce kaldığı bir hayvandır. Dünyanın en büyük hayvanıdır. Yaklaşık 200 bin kilogram ağırlığındadır. Kalpleri bir araba büyüklüğündedir ve 2 kilometre öteden duyulabilir. Doğmadan önce bile diğer yetişkin hayvanlardan daha büyüktürler. Soyları ticari balina avcılığı nedeniyle 20. yüzyılda neredeyse tükenecekti. Küresel balina avcılığı yasağının ardından toparlandılar. Şu an sadece yaklaşık 25 bin tane mavi balina var. Bu hayvanların nesli hala tükenmekte ve habitat tahribatı gibi çeşitli faktörler nedeniyle soyları tehlikede. Bugünlük bu kadar. Sizin bugüne dek gördüğünüz en büyük canlı nedir? Yorumlarda bize bildirin. Ayrıca videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.